Varisten korunmak için yapılması ve yapılmaması gerekenler. Yaygın olarak görülen varis, insanları olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu. Uzmanlar varisin mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunun altını çizerken, geliştirilen ameliyatsız tedavi yöntemleri ise hastaların yüzünü güldürüyor. Ameliyatsız varis tedavisi yöntemi skleroterapi. Skleroterapi adı verilen varis, ince iğneler yardımı ile damar içine sklerozan madde enjekte edilmekte. Bu madde, damar duvarlarının birbirine yapışmasını sağlamakta ve içinde kan geçmediği için görünmez hale gelmekte. Köpük yöntemi sklerozan maddenin hava ile karıştırılarak köpük halinde damara uygulanması. Tedavi seansı yaklaşık 10-15 dakika kadar sürüyor. İlaç dozu damar çapına göre belirlenmekte. Skleroterapi kimlere uygulanmaz? Hamileler, yaşlı ve sedanter hastalar, ciddi alerjik hastalar, ateşli ve ciddi sistemik hastalığı olanlarda skleroterapi uygulanmaz. Yüzeysel lazer tedavileri genellikle skleroterapiye gerekli durumlarda ek olarak uygulanmakta. 1 milimetre çapındaki çok ince kılcal damarlarda başarı sağlanmakta. Kozmetik bir işlemdir. Cilt üzerinden herhangi bir girişimsel işlem ya da kesi gerçekleşmeden uygulanan lazer teknolojileriyle tedavi, hastalarda başarılı ve konforlu bir sonuç vermektedir. Varisten korunmak için yapılması ve yapılmaması gerekenler. Her banyoda ve mümkünse her gün ayak bileklerinden başlayarak bacaklarınıza soğuk su ile masaj yapın. Fırsat buldukça yüzün. Dar kıyafetlerden kaçının, dümdüz tabanlı ayakkabılardan kaçının, 2-3 santimlik topuğu olan rahat ayakkabıları tercih edin. Baharatlı ve kabızlığı tetikleyecek yiyeceklerden kaçının. Günde en az 2 litre su tüketmeye dikkat edin. Hareketsiz kalmaktan kaçının ve her yarım saatte bir ayak ve bacaktaki dolaşımı sağlamak için kapalı ortamda olsa bile adım atmaya çalışın ve kısa yürüyüşler yapın. Bacak bacak üstüne atmaktan ve uzun süre çömelmekten kaçının. Gece uykuda ayaklarınızın altına 10 santim kadar yüksekte kalmalarını sağlayacak yastık desteği yapabilirsiniz. Düzenli olarak egzersiz ya da günlük 30-40 dakikalık yürüyüşler yapmaya özen gösterin. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.